Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki evde misafir hazırlığı yapıyorum. Biraz önce eve giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi son hız çalışmalara başlayacağım. Durakta bir iki video açılışı yapma teşebbüsümün ardından gelen yolcular ve telefonlarla yarıda kaldı. Şimdi bu kurabiyeleri böylece bırakmıştım. Zamanım olmadı yani. Bunları hemen topluyorum ve poğaçaları dizeceğim. Bu arada eve geldim de tam bir geliş değil. Bir yolcum daha var. Şöyle olacak. Aslında ben o yolcumu Ayhan'a yönlendirirdim ama bizim eve çok yakın ve havalimanına gidecek. Onun için dedim hiç Ayhan'ın gelmesine bu tarafa gerek yok. Ben götürürüm. Şöyle kurabiyelerimizi hemen topluyorum. Instagram'dan mesaj tarifi bekliyoruz diye inşallah görsel alabilirsem tarifi paylaşacağım. Şimdi bunları hemen servis tabağıma alıp tepsilerime şöyle yerleştirelim. Şimdilik bunu bir kenara alıyorum. Ve hemen kruvasanımızı ve ketelerimizi diziyorum. Bunları ilk yapıp hazır etmişim. Bunların üzerine temiz bir bezle örteceğim. Çözülmeye bırakacağım. 10.30'da benim yolcum. Saat 10 arkadaşlar. Yarım saatim var. Bu yarım saatte hemen eve süpürge tutacağım. Süpürge tutamayacağım. Yaprağı dizerim. Daha yaprak pişireceğiz. Gelince hemen süpürgeyi tutar. Bunlar pişerken süpürüp silme işini yaparım. Ketelerimizi de diziyorum. Bunları da şöyle çözülmeye bırakıyorum. Şimdi bunların üzerlerini hemen örtüp biraz daha kruvasan pişirsem mi acaba? Kruvasan değil de kete pişireyim. Bu dondurucular da iyi ki varmış. Sarılmış yaprağım vardı yalnız. Dondurucuyu bir açtım yaprağı bulamıyorum. Arkada kalmış. Eyvah dedim. Yaprağa güvendim çünkü. Yoksa yok muydu? Varmış tabii ki. Şunu şöyle alıp. Kete az gibi geldi. Şöyle. Şimdi hemen yaprağı da bunları şu arkaya alayım. Yaprağı biliyorsunuz ben bağlıyorum ama bugün acaba dolma taşıyla mı pişirsem bağlamasam da? Çünkü buzu hiç çözülmedi ya. Düdüklüde pişireceğim çünkü tencere de asla yetişmez. Ben 11-11.30'a anca gelirim herhalde eve. 11'e, 11.30 olmasa da 11'e anca gelirim. Daha evi süpürüp silip toz alıp bir de salonun camını silmeyi düşünüyorum yetiştirebilirsem. Dün yağmur yağdı ya, salonun camları resmen çamurlu. Şimdi abartma diyenlerimiz de olacak da işte insanın da içine sinmiyor arkadaşlar. Bunu dolma taşıyla pişireceğim. İnşallah açılmazlar. Hemen salça sosunu hazırlayıp bunu da gelince hemen ocağa alayım. Hemen yaprağın da salçalı sosunu hazırladım. Şöyle üzerine gezdireceğim. Sonrasında biraz zeytinyağı gezdireceğim. Yapraklarımız parlak pişsinler diye. Şöyle üzerine zeytinyağını da gezdiriyorum. Ve limon dizeceğim arkadaşlar ekşi pişsin diye. Bu sesler komşumdan geliyor. Videoya çıkıyor mu bilmiyorum şu an ama biz bu binada böyle takırtı tukurtu gürültü konusunda komşularım da ben de dahil alıştık artık arkadaşlar. Sürekli birilerinden böyle sesler geliyor. Kimse de rahatsız olmuyor artık bu duruma alıştık. Şimdi dolma taşını da üzerine bırakıyorum.
şöyle bastırsın ki yapraklarım gevşemesin. İnşallah kapağını kapatacağım. Gelince hemen bunun da altını yapıp pişirmeye bırakacağım. Yolcumu bıraktım arkadaşlar. Yine bir saatim var. Bugün böyle saatli dakikalı koşturmacalı bir gün. Saat 12'de Aysma çıkıyor biliyorsunuz. 12'ye kadar vaktim var. Bir saat içinde keteyle kruvasanı pişireceğim. Yaprak sarmasını pişireceğim. Onlar hadi kolay. Kuskus salatasını pişireceğim. Bir o biraz beni oyalayabilir. Evleri süpürdüm çıkmadan. Toz alıp yerleri silme işi var. Başka ne var? Bir de balkonu yıkayasım var. Salonun camını silesim var. Bir saat içinde neler yapıyorum neler. Bu kadar balkon yıkamayla salon camını Aysma'ya alıp gelip yaparım diye düşünüyorum. O erken gelmezlerse o işi aradan çıkarırım. Öğle namazını kılıp gelirlerse yetişirim diye umut ediyorum. Bu arada size ne anlatacağım? Az önce yolcumu bıraktım. Şimdi sabah gittiğim bütün işlerden bana tüm para verdiler. Bir tur bozdurduk. Tekrar gittiğimde yine. Hatta şöyle bir şey. Hastaneye bir yolcu bıraktım. 35 lira için 200 lirayı bozdum. Yani tamamen bozuk paralarım gidiyor. Şimdi yine öyle cüzdanımda hiç bozuk yok diye biliyordum. Bir 15 liram var diye biliyordum. Bıraktım. Şimdi yine tüm para çıkardım. Ben de valizleri indirdik, dedim ki inşallah bozuk paranız vardır. Çünkü bende hiç bozuk yok. Aa dedi, bende de bozuk yok. Neyse dedim, buradan birinden bozarız. Orada bir bey var. İşte ona sorduk, ona sorduk, ona sorduk. Bir bayana sorduk. Şimdi benim taksi de orada duruyor ya. Sorduğumuz bayan dedi ki yok ya dedi, bende de yok. Taksici bozar dedi. Taksiciye söyleyin. Dedim ki taksici bozamıyor. Taksici için arıyoruz parayı. Taksici benim dedim. Ay canım, kıyamam sana. Dedim benim için arıyoruz. Neyse sonrasında hallettik onu. Şimdi tekrar eve geçiyorum. Tekrar kaldığımız yerden son hız hazırlıklara devam. İnşallah yetişirim bugün ya. Bu koşturmacayla. Bugün sabah bir bardak çay içtim. Biraz onun mahmurluğu da var üzerimde. Çay kahve bir şey içmedim ya. Açılamadım daha. Artık misafirlerimle içerim. Öyle yani. Şimdi eve doğru devam. Hemen son hız kaldığımız yerden başlayalım. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar şimdi kuskusumuzu ölçtüm hemen. İlk işim düdüklünün altını yakmak oldu. Bir yandan yaprağımız pişiyor. Kuskusu ölçtüm. 3 bardaktan biraz eksik. Yani 6 bardak şalgam. Normalde 2 bardağa 1 bardak su da koyulabiliyor. Şimdi ölçeceğim, bir dakika. 2 3 4, 5 bu çıkarsa 1 bardakta su alacağım. Şöyle 5'ten biraz fazla oldu. Bunun üzerini suyla dolduracağım. Zaten tarifte de 1 bardak su ekleniyor arkadaşlar. Hemen 1 bardakta kalan şalgamın üzerine su çektim. Şalgam suyunu kaynamaya bırakacağım. Yaprağımız pişiyor. Kruvasanla kete ocağı akşam sildim ya, tam yerleşmiş. Kruvasanla kete tam çözülmemiş arkadaşlar. Onu biraz daha bekleteceğim. Onu herhalde Aysma gelince, o çay demlenirken bile pişer, sıkıntı olmadığı için onu daha sonra pişireceğim. En son pişireceğim, hem sıcak olsunlar hem de iyice çözülsünler. Çözülmeden pişirmek istemiyorum. Şimdi ben hemen yerleri silip toz alma işine geçiyorum.
o camı kafaya taktım ya, o cam silinecek. Sildim, rahat ettim. Camı sildik arkadaşlar, yaprağımız pişmeye başladı. Onun dakikasına baktım. Bu arada şalgam suyumuz kaynadı. Bu ölçtüğüm kuskusu. Dikkatli bir şekilde bakın, dikkat edin. Hemen taşmaya niyetleniyor. Böyle ekledim. Şimdi kuskus bu suyu çekinceye kadar kaynamaya devam edecek arkadaşlar. Bu burada kaynarken, yaprağımız orada pişerken ben hemen şimdi artık gerçekten yerleri silmeye geçiyorum. Yerleri silip toz alacağım. O zamana da Aysman'ın saat gelir. Şu an saat 11:20 geçiyor. Yani 40 dakikamız var. Hadi bakalım, devam. Son hız çalışmalara devam arkadaşlar. Hızlandım. Aysma'yı okuldan aldım geldim. Vakit vardı. Kuskus salatasına başladım. Kornişonlarını doğradım. Şimdi hemen diğer malzemelerini de ekleyeceğim. Salatamızı hazır edeceğim. Çaydanlığımızı ocağa hazırladım. Yaprağımız pişti inşallah. Ona bakmadım daha. Birazdan bakacağım. Şimdi hemen fırını çalıştırdım. Önce bunları bir fırına yollayacağım. Bunlar pişerken ben yaprağımızı kontrol edeceğim. Pişmiş mi diye. Kuskus salatamızı hazır edeceğim. Bir yandan da şurada fırından çıkan tepsilerim var da. Şöyle bardaklarımızı hazırladım. Hiç kimse şeker kullanmadığı için şeker ve çay kaşığı çıkarmadım. Tatlı çatalı, tatlı kaşığı, tabaklarımız, peçetemiz buraya çıkardım. Onlar da orada hazırlar. Tripodum burada sürekli çekim yaptığım için. Önce bunları fırına yollayalım. Sonra ev işlerini bitirdim bu arada. Silme, süpürme, toz alma işleri tamam. Ev işi bittiği için artık mutfakta yoğunlaşabilirim. Hemen bunlar da pişerse artık neredeyse hazırız. Bayağı iyi ilerledik bence. Ne diyorsunuz? Bence güzel gidiyor. Bunları fırına yollarsak artık işi kolayladık demektir. Bir tek kuskus salatasının hazırlığı kalıyor. Şimdi ketelerinde yumurtasını süreceğim. Hemen fırına. Yaprağı kontrol ettim arkadaşlar. Harika pişmiş, tam kıvamında. Şimdi onu hemen servis tabağına alacağım. Kuskus salatamızı burada hazır ettim. Şimdi onu güzelce karıştırıyorum. Okula çıkmadan önce kuskusu bu servis tabağına aldım. Zeytinyağı gezdirdim üzerine arkadaşlar, tutmasın diye. Yine de tutmuş da. Ama zeytinyağı olduğu için bakın dağılması kolay oluyor. Hemen bırakıyor. Maydanozunu, dereotunu, kornişon turşusunu, mısırını, nar ekşisini, tuzunu ekledim. Biraz da limon sıkacağım şimdi. Şöyle bir karıştırıp tadına bir bakacağım. Kuskus salatamız hazır. Fırındakiler, of of of, fırındakiler coşmuş gidiyor. Oradan da güzel haberler var. Neredeyse hazırız. Çayın altını yapmadım. Bir yandan çayın altında yaktım. Onu da demleyeceğim. Hazır olsun. Diyorum ya, neredeyse hazırız. Yetiştik. O kadar panik yaptım ama çok şükür yetişti hepsi de. Çaylarımızı içtik. Şimdi kahve vakti. O kadar sunumlu kahveleri yapıp sade bir sunum yapamazdım tabii ki. Şimdi sunumlarımızı şöyle hazırladım. Şöyle birbirine çekeyim size. Kahvelerimiz de bir yandan pişiyor. Bu sade olan, bu pişti bile. Sade olan bana misafirlerim orta şekerli istedi. Onlara orta şekerli pişireceğim. Bu benim kahve. Şimdi orta şekerli olan da pişiyor. Misafirlerimi bırakıp durağa geçtim arkadaşlar. Ben bugün bütün yolcularımı Ayhan'a yönlendirdim. O da akşamüstü durağa uğra demişti. Kuzenlerini bırakıp oradan durağa geçtim. Yolcum aradı. Yolcumu bıraktım. Tekrar almak için çıkacağım.
Şimdi eve geldim. Artık durağa uğramadım, eve geldim direkt. Yalnız efendim, iki tane mavi var. Evet, iki tane mavi poşet var. Şimdi meraklı birisiyle hediyelerimizi açacağız. Ben çoğu zaman hediye çekmek taraftar değilim ama çokça yorum geliyor. Hediyelerini de çekseydin, hediyelerini gösterseydin siz de sanırım Aysima gibi merak ediyorsunuz. O zaman birlikte açalım bugün istedim. Şöyle bakalım tek kişilik mi diye bakıyorum. Lastikli çarşaf, yalnız rengi harika. Bu tek kişilikse Aleyna'nın çarşaf nevresmine birebir uyar. Bakıyorum. Evet, tek kişilik. Aleyna'nın da böyle bir çarşaf takımına ihtiyacı vardı. İlaç gibi geldi bu gerçekten. Kızlara da alacağım. Hepsini, tek Aleyna'nın değil, kızların da. Ama onlara çift aldığım için ikisi aynı renk olsun diye. Bunun rengi de Aleyna'nın nevresim takımına birebir uyuyor. Çok iyi oldu bu. Kesesine bereket, Ayşe abla getirmiş bunu. Bu da Birgül'ün hediyesi. Bunu merak ediyorum bakalım. Evet. Senden merak ettim. O zaman hemen açalım Aysima, merak ettiyse. Bakalım ne çıkacak. Nazlıymış. Evet, açamadın mı? Yok. Ben de açamadım. Laf aramızda. Yok, ben burayı açtım. Oh. Açtın mı? Açtım. Şöyle. Bakalım ne çıkacak. Valla çok sıkı sıkı paket yapmışlar. Hemen şurayı açacağız, dur. Bakalım ne çıkacak Aysima. Tahminimi söyleyeyim, sunumluk bir şey çıkacak. Bana gelecek hediye büyük ihtimal sunumluk olabilir. Gözler bitti. Tatam. Ay çok güzel. Evet. İlk fırsatta buna bir baton pasta yapalım mı? Anne. Bir baton pasta iyi gider buna Aysima. Bak bunu. Ay çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bunu patates kızartması için kullanabiliriz. Patates kızartması için değil. Bisküvili pasta yapıyoruz ya. Evet. Bunun içine yapacağız. Hemen ilk fırsatta kullanacağız. Safiye yenge dedi ki sunumluk aldık sana. Bakalım beğenecek misin? Ayşe yenge de diyor ki beğenmezse değiştirsin. İki tane dedim, var dedi. Niye değiştireyim? Niye beğenmeyeyim? Beğenirim dedim. Bakalım neymiş. Şöyle. Bunun sanırım kapağının da parçası var. Açamadım Aysima, bir dakika. Hediyeleri merak ettim der. Bir meraklı daha. Allah'ım bu evde ne çok meraklı var. Ha, kapağı içinde. Şöyle. Bir daha var ondan. Bir daha mı var? Ay çok güzelmiş bak. Yavaş yavaş. Ay Aysima, sen ne tehlikeli hareketler yapıyorsun öyle. Dur. Ben bunları hep kucağıma alırım. Sen bunları kucağına alırsın da kucağından bir düşürdüğün an ben kalp krizi geçiririm orada. Hı. Biliyor musun? Kalp krizi. Şimdi takalım. Çok güzeller. Anne. Ters takıyorum. Anne. Birinin durağa götürüp benim çiçeği olabilir. Ya çok iyi fikir. Nasıl düşündün bunu? Ben nasıl düşünemedim? Çok iyi fikir. Buna götürüp durağa senin çiçeği ekelim içine. Bir de ciddi. Şimdi hemen hediyelerimi kaldıracağım. Bu arada Aydanur mutfağı toparladı. Ela gözlü belli Dilber. En sevdiğim. Mutfak toparlanması en sevdiğim. Hadi bakalım hediyelerimizi kaldıralım artık. Son yolcularımı da evlerine bıraktığıma göre benim mesai bitti arkadaşlar. Şu an eve geçiyorum. Mesaiyi tamamen bitireceğim. Artık pijamalarımı çekip televizyon karşısında gün sonu yapacağım. Bugün yeni bir dizi var arkadaşlar. Bugün ikinci bölümü oynayacak. Geçen hafta ilk bölümü oynamış. TRT1'de Yürek Çıkmazı'ydı. Tam hatırlamıyorum ama herhalde Yürek Çıkmazı adı. Galiba öyleydi. Annemin tavsiyesiyle mutlaka izle. Çok güzel bir dizi dedi. Bugün ikinci bölümünü izleyeceğiz. Ben ilk bölümünü izlemediğim için YouTube'dan açtım. İlk bölümünü izledim. Bugün ikinci bölümü. Onu izleyeceğim. Çay demledim çıkmadan önce. Hemen çayımızı demlemiştim. Çayım hazır. Hemen televizyon karşısına geçip artık gün sonu yapacağım inşallah. Eve çıkmadan dedim vedalaşalım. Şimdi eve çıkınca bir ev moduna geçiyorum.
videoda geç saatlere kaldığı zaman, sona kaldığı zaman beni biraz zorluyor. Onun için eve çıkmadan buradan vedalaşalım sizinle de istedim. Bugünlük artık benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada küçük bir hatırlatma yapacağım. Bunu zaten yorumlarda çok takipçilerim söylüyor. Neden videonun sonunda hatırlatmıyorsun diye. Bugünlerde biraz izlenmelerim düştü. Benden mi bıktınız arkadaşlar? Beni sevmiyor musunuz artık? Biraz izlenmeler düştü. Benim de modum düşüyor böyle olunca. Hani artık izlenmiyorum, video çekmesem mi? Ya bugün çekmesem de olur, nasıl olsa izlenmeler düştü falan moduna geçiyorum. Lütfen de desteklerinizi eksik etmeyin. Sizin izlemeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız benim motivemi yükseltiyor. Mesela bugün yorumlara hiç dönemedim ama hepsini tek tek okudum. Emin olun 2 dakika fırsat bulsam, yolcu almaya gitsem, yolcuyu beklerken sizin yorumları okuyorum. Cevap verebildiğim kadarına, yetişebildiğim kadarına cevap vermeye çalışıyorum. Yanımda olduğunuzu, destek olduğunuzu hatırlatın bana lütfen. Çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okurken. Eğer abone değilseniz de lütfen abone olun. Aboneliğiniz de benim için çok kıymetli. Sizleri seviyorum. Yanımda olmanız çok mutlu ediyor beni. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.